Merhaba arkadaşlar. Üçüncü R çalışmalarımız devam ediyor. Bir ses verip bir giriş yapalım. Bir önceki derste dünya çapındaki ekonomik sorun demiştik. Üçüncü ışın işçileri, yani bu üçüncü ışın altında çalışan öğrenciler kastediliyor. Endüstrinin ve ekonominin sorunlarını çözmekte görevlidir. Evet, işçi ilişkisi, üretim ilişkisi üçüncü R ile alakalı. Çünkü madde yönünü anlatıyor. Maddenin doğru dağıtılması, sömürülmemesi, eşit ulaştırılması, ekonomi, bu tarz şeyler üçüncü R'in ışını. Yani eğer üretim modelleriyle ilgili ya da yeni bir çeşit enerji, yeni bir çeşit daha tasarruflu bir şeyler, herhangi bir araç, gereç, işte ne bileyim daha fazla güneş enerjisi gibi şeyler söz konusu olduğunda biz orada şunu görebiliriz. Evet, üçüncü re enerjilerin burada tezahürlerini alıyoruz şu an. Ya da işte bir kişi bununla çok ilgileniyorsa o kişinin üzerinde üçüncü re çalışıyordur. Ana olarak üçüncü re ile ilgili bir şey vardır diyebiliriz. Takas, değiş, tokuşun doğru ilkelerin oluşturulması. Evet, maddi yönüyle ilgili olduğu için bu da onlarla ilgili. Dünya çapında işçi hareketlerinin kurtuluşunun arkasında bulunmaktadır. Çalışan, üretmek, emek, saat hep fiziki form, daha doğrusu birim saat olarak kütlece alakalı şeyler. Yani bir kişinin 24 saat ya da 8 saat, 9 saat boyunca ürettiği şey bir kütle, elle tutulabilir bir birim ya da bir iş ürettiği için üçüncü R ile alakalı. Ama bunun arkasında tabi birinci R'den tesirler de muhakkak olacaktır. Çünkü yani bu kurtuluş nasıl gerçekleşiyor? Yani kurtuluşun arkasında bulunuyor ama burada bir idealizm olması lazım. Lazım demeyelim, olabilir. Mesela komünizm gibi, kapitalizm gibi, sosyalizm gibi, sosyal demokrasi gibi, liberalizm gibi. Bunlar birer idealin duyguyla birlikte yansıtılmış hali. İçinde kırmızısı bolsa konu farklı bir yere gidiyor tabii ki. Üçüncü ışın dünyadaki işçi hareketleri tarafından teşvik edilen kavramları ruhsallaştırmak için çalışır. Bu bence bu ışının tam anlaşılamayan kısımlarından bir tanesi. Çünkü işçi hareketlerinin içinde maneviyat çok yok gördüğüm kadarıyla. İşin içinde ruhsallık olmadığında da maneviyat olmadığında da materyalizm güçleri çok İşin içindeki sevgiyi, ruhsallığı ve o tamamlayıcılığı aldığı için ikinci rey enerjileri oluşmuyor ortada. Yani bir sevgi oluşmuyor. Dolayısıyla bir soğukluk oluşuyor. Sertlik oluşuyor. Yani aradan ikiyi çıkartıyorsun. Bir ve üç kalıyor sadece. Yapılması gereken bir irade var. Ve bu iradeye yönelik, ki oradaki iradeye öz ya da spirit diyebiliriz ya da atma diyebiliriz. O iradeye karşı onun yapılması gereken bir de formlar var. İşte bir general var, psikopat bir adam. Ve onun bazı hedefleri var, talepleri var. O hedefleri, talepleri oluşturabilmek için altındaki bütün işçiler, fabrikalar, işte ne bileyim topluluklar deli gibi tank üretiyor, tüfek üretiyor, fiziksel bir şeyler yapıyor. Yani üçüncü rey çalışıyor orada. Tank, tüfek bir şeyler yapıyor. Ama üçüncü reyin o enerjileri üretmesinin ya da o formları, maddeyi, ruhun, o üretilen şeylerle ruhun bir amacı ya da hedefini deneyimlemesini sağlayan şey yine birinci rey oluyor. Dolayısıyla ruhsallaştırmak çok önemli. Eğer o ruhsallaştırmayı yapamıyorsak konu birinci R'ye geliyor. Birinci R zaten çok kolay anlaşılabilir bir R enerjisi değil. Çünkü yani bir şeyi silip yerine yenisini getirmekle çok ilgili. İşte mesela bizim ülkemizde bildiğimiz Atatürk var. Gidip yani kurtuluşumuzu biliyoruz. Bir savaş oluyor ve biz o savaşı yeniyoruz. O savaşı kazanıyoruz ve kendi ülkemizde bağımsızlık kuruyoruz. Dolayısıyla bir şeyler yok ediliyor. Eski yok ediliyor. İşte Arap alfabesi yok ediliyor gibi yerine başka bir şey geliyor. Dolayısıyla birinci R ile çok yakınından çalışıyor. Yani belki birinci R'in kendisi bile denilebilir orada bakıldığında. Çünkü çok net. Ben sizi ölmeye emrediyorum. Bitti.
işte fes kalkacak, şapka gelecek. Bitti. Bu kadar. Yani aradaki bir ideal olabilir, bir sevgi olabilir ama bir hedef var. İşte harf devrimi, işte ne bileyim, bir şeylerin kapatılması, açılması, birçok konu, birinci reyle çok hızlı. Ve bunun hızını da, çünkü çok hızlı ilerliyor birinci rey arada ve birinci reyi anlamak için zaten bir şey gerekiyor. Çünkü insanlar nedenselliği kolay anlayamıyor. Neden bu oldu gibi. Dolayısıyla üçüncü reyle birinci rey, yani reyler o kadar canlı bir şey ki, yani sabaha kadar konuşsak yeridir yani reylerle ilgili. Çünkü hayatımızın arkasında böyle yedili piston gibi. Yedili, tabii yedinin de kendi içinde üç seviyesi var. Yedi seviyesi de var. Yani kırmızının yedi rengi, mavinin yedi rengi, yeşilin yedi rengi. Yani sürekli renklerle, renk olarak söylüyorum. Tabii arkasında varlıklar, çohanlar, öğrencisi, inisiyesi, çok değişik şeyler. Sürekli yaşam üzerinde, hayat üzerinde planı gerçekleştirmek için sürekli çalışıyorlar ve dünya siyaseti, dünya hükümetleri, dünyadaki olaylar böyle. Yani inisiyenin bunu kendi, ya yani ben inisiye oluyorum ya da işte inisiyasyonla ilerliyorum. Orama burama fiziksel bir şeyler takıyorlar. İşte ne bileyim, böyle zaten fiziksel bir şey değil de ama dışarıdan bazı topluluklarda ya da inisiyasyon deyince öyle anladığımız için. Ama bakın, burada hiç alakası yok yani. Üçüncü R'ye geldik. Tamamen dünya insanlığı. İnsanlığın sorunları. Bir sorunda irade var, ırklar var, politika var, insanlığın hedeflere gelişmesi var. İkinci R'de eğitimle ilgili konular var. Doğmaların kalkması, yeni tür eğitimlerin gelmesi, dinin doğru anlaşılması, sevginin doğru anlaşılması var. Üçüncü R'ye geldik. Ekonomi, madde, dağıtım, ekonomik ilişkileri var. Yani inisiye olunca nerede çalışıyorsun? İşte aşramların altında çalışıyorsun. Başka yerde çalışamıyorsun ki. Yani burada çalıştığın şeyler, hizmet alanların bunlar işte. Mesela bakalım şuraya, diyagrama. All humanity, bütün insanlık. Deneme yolunda olanlar. Bunların tabii anlamları var. Deneme yolunda olan ne demek? Subjektif bir şey değil bu. Disciple'lar, buna mürit diyorlar çevirisi anlamında ama müritlik tam oturmuyor gibi geliyor buraya. O yüzden öğrenci diyorum. Bir de yukarıda gördüğünüz inisiyeler var. Bunlar, sonra zaten Master of Wisdom'lar var. Yani 5. seviye inisiyeler var. Sonra zaten Mahaçoanlar, Çohanlar ve o departmanın temsilcilerine doğru yükseliyor. Gidiyor konu zaten yukarıda Sanat Kumara ve onun oluşturduğu üçlü, artık gezegenimizin en yüksek yöneticilerinin olduğu kısım var. Onlar şu an bizim için çok yüksek varlıklar. Daha çok o yüzden hiyerarşiyle yakın çalışıyoruz. Şambala'yı ya da gezegenimizin irade merkezinden tesir almak, direkt tesir almak sadece Getsemani bahçesinde oldu insanlıkla 2500 yıl önce. Belki tarih 3000'de olabilir ama biz metinlerden bildiğimiz öyle. Direkt dünyadaki bir varlığın orayla konuşması, o buraya gelmeden tabii ki. Yani başka varlıklar da, işte Musa da kitaplarında bulut geliyor, dağ çıkıyor, dağ yanıyor gibi semboller olabilir. Ama burada öyle bir bağlantı oluştu. Zaten hiyerarşinin dışsallaşmasında da o direkt bağlantıyı Getsemani bahçesinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani biz Musa peygamberin yaptığı şeylerde direkt bağlantı var mıydı yok muydu gibi bir spekülasyon yapamıyorum. Bilemiyorum çünkü oradaki sembolizmin ne olduğunu. Bir fikrim var. Ama Hiyerarşinin Dışsallaşması kitabında direkt temas 2500 yıl önce Getsemani'de olduğu dediği için onu burada paylaşıyorum. Yani dolayısıyla siz deneme desiniz, öğrenci oldunuz, inisiye oldunuz. Diyelim ki 3. R'de çalışıyorsunuz. Yani bu departmanın altındasınız. İşte ilgileneceğiniz şeyler bunlar. Dünyanın bu kısımları ile ilgili hizmet etmeye başlayacağız. Ana sorunuz bunları ruhsallaştırıp o planın, reyinin
nasıl tamamlaması gerektiğine yönelik, çünkü sen o aşramda tek başına değilsin. Diğer varlıklarla birlikte zaten bir düşünce formu üretilip o düşünceler, ilhamlar yayılıyor sürekli. Yani sen onları alıyorsun, öyle kitaplar okuyorsun, öyle şeyler araştırıyorsun, öyle YouTube videoları izliyorsun. Öyle şeyler düşünmeye başlıyorsun. Evet diyorsun, yani ekonomi yani şöyle olmalı, böyle olmalı. İşte şurada uygun olmayan bir şey var. Burada bir sömürü var. Şu şöyle olmalı. Ben bu topluluklarla görüşmeliyim ama aslında kişi inişiye olsa da olmasa da onu izleyenler ya da onu fark edenler diyor ki evet, bu üçüncü reyin hizmetini yapıyor. Konu bu. Eğer siz ilerlediyseniz daha net oluyorsunuz. Düşünce formunu görüyorsun, önünde düşünce formunun geldiğini ya da sana girdiğini, dahil olduğunu rüyanda meditasyon yaparken gelen tohumları fark ediyorsun. Eğer bu dünyada öyle çalışan bir grup bulduysan, ki böyle gruplar var ama bunlar kolay bulunabilen gruplar değil. Çünkü konu kolay bir konu değil. Konu kişiliğimizle yaptığımız subjektif değerlendirmeler olsa bugün birçok topluluk bulabiliriz bununla ilgili. Ama bu konular kısmen belki bundan daha ileride olmamız gerekiyordu. Çünkü bilgi bize verileri aradan Balavaski'yi de sayarsak neredeyse 150 yıl geçecek. Master DK'yı sayarsak 75 yıl geçecek ama biz hala başka yerlerdeyiz. O yüzden böyle bir topluluğu ya da bu çalışanları fizikselde buluyorsanız eğer, o kişiler aşram bilgisini, re enerjisini ya da üstatlarla alışverişi ya da çalışmayı biliyorlarsa, o zaman zaten grup halinde çalıştığınız için gruba daha fazla inmeye başlayacak, bir şeyler daha kolay anlaşılıyor. Ama tabii ki yani zaten siz öğrencilik yolunda ya da inisiye yolunda ya da deneme yolundaysanız yalnızlık diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bir yere aitsiniz. O yerde çalışmaya başlıyorsunuz. O yerden size tesirler, şeyler inmeye başlıyor. Çok fark edilmiyor. Ama fizikselde buluşma gibi olmuyor tabii ki. Evet, değiş tokuş. İşçi hareketleri tarafından teşvik edilen kavramları ruhsallaştırmak için. Yani bu kavramlar ya da işçi hareketlerinin arkasındaki şeyi maneviyata bağlamadığımızda işte işin materyalist kısmı geliyor. Yani bu şu mu demek? Diyelim ki işte ben sendika kurdum. Ya da bir sendika var. O sendikanın içinde geliyorum, bir şeyler yapıyorum. Diyorum ki işte 2,5 değil de 3,5 alalım. Yani bu şimdi hak savunmak mı? Bu materyalist bir anlayışın yine materyalizm açısından bir çözümü. Yani 2,5 ile 3,5 arasında bir fark olabilir ve bu fark iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir ama bakıldığında yani maneviyatla ne alakası var bunun? Yani o nedenselliği bağlamadıktan sonra 10 ile 11 arasındaki fark ne? Çünkü senin gideceğin yer yine bir illüzyon, yine materyalist dünyada kendi kendine o maddi araçlarla yapacağın şeyler. Yani 10 birim madde, 12 birim madde. Arada bir şey yok. İşte o ışınların doğru çalışması bu yüzden. Yani diyelim ki ben bir eşitlikli bir sistem oluşturdum. Ama sistem içinde maneviyat yok. Ne eşitliği? Maddi, kütlece bir şeyin eşitliği mi? Herkes 10 gram alacak. Herkes de birer bardak olacak. Yani bu insan varlığı için herhalde çok üzücü bir durum. Bir şeyi dışsal olarak, form olarak görüp form eşitliği yapmak. Yani bu zaten ya forma gelmeden önce bizim bir defa anlam olarak, temsil olarak, ifade olarak, özgürlük olarak bir eşitliğin içinde olmamız lazım. Nedensellik olarak bir eşitliğin içinde olmamız lazım. Ben kendi nedenselliğime ulaşabilecek yollarda, araçlarda özgür olup o araçların, yolların önünün açılması lazım ya da o teşvik edilmesi lazım. Çünkü bir şeyi nasıl ruhsallaştıracaksın başka? Her şey zaten materyalizm. Daha doğrusu materyalizmin öngördüğü şeyler. Ki bunun içinde birçok şey giriyor. Yani zaten bir şeyin nasıl ruhsallaştırılabileceği zaten büyük bir sorun. Ama bu üçüncü reyin direkt bir sorusu değil. Bu ikinci reyin bir sorusu. Yani bu ikinci reyden bu soruyu almamız lazım. Dolayısıyla bakın şimdi ikinci reyin departmanı ile ilgili şeylerle ilgili konuşmaya başlayacağız birazdan. Çünkü onlar öğretilerin oluşması ve ihtiyacı, şu andaki dünya insanlığının eğitim ihtiyacı
üçüncü reyin enerjisi değil, ikinci reyin enerjisi. O zaman ikinci rey varlıklarının ya da ikinci rey tesirlerini almaya, anlamaya ve onları bulmaya başlayacağız. Onlarla ilhamlanmış ya da onların ilhamını alabilen varlıkların kitaplarını okuyup yayınlarını izlemeye başlayacağız ki ben şu soruyu soracağım. Yani ben dünya işçileri için çalışıyorum ya da dünya işçilerinin herkesin eşit bir şekilde gelir dağılımı olmasını istiyorum. Tamam. O zaman dünyada günlük üretilen mallar 1 trilyonsa kütle olarak 1 trilyon gramsa bunu herkese bölelim. Herkes aynı gramı alsın. Ne yaptım bunu? Gittim orada materyalistleştirdim. Şimdi o zaman materyal bir şeyi ruhsallığa bağlamam için benim ikinci reyden tesir almam lazım ya da ikinci rey tesir alan birisiyle konuşmam lazım. Ya da ruhum ikinci ya da kendi rey make-up'ım benim bu enkarnasyonumu oluşturan gruplar, rey grupları. Rey gruplarının içinde ikinci rey varsa ya da gezegenler de zaten reylerin temsilcisi, reylerin yansıtıcısı. Eğer benim o gezegenlerle aram iyiyse ya da o gezegenleri hissedebiliyorsam ikinci reyi anlamaya başlıyorum. O yüzden zaten biraz enkarnasyonunuz size zaten nerelerde ne çalışmalar yapacağınıza dair fikir veriyor. Diyelim ki işte varlık 3'e 7. Yani bunu tabii ki eğitimle ilgili ya da ne bileyim öğretilerle ilgili bir şey söyleyebilir ama asıl işi o değildir onun yani. Onun asıl işi başka bir konu. Onun asıl işi. İşte kendini bilme buraya götürüyor. Buraya geldiğinde de artık biz gezegen üzerinde bir varlık olmaya başlıyoruz. Çünkü bunun kökü gezegenlerde, yıldızda ve sistemlerde. Bütün güneşlerde ya da. Ve bunlar açık açık belirlenmiş halde. Subjektif, kişisel bir yoruma gerek yok. Öğrenci zaten eğer şu Master of Ashram'ın altındaki, bakın mouse'da göstermeye çalışıyorum. Initiate, Disciple ve deneme yolundaysanız zaten bir öğretmen gelsin bize anlatsın değil. Sen kendi kendini öğrenmek zorundasın. Çünkü yani inisiyasyonu nasıl alacaksın yoksa? Dışarıdan birisi seni inisiye edemez ki. Yani öğretmen gelsin dışarıdan birisi. Çok sonra ya da bilmiyorum birileri sana bir şeyler takabilir, yüzük verebilir, kolye verebilir, üzerine bir hırka verebilir, kafana bir sarık verebilir. Bir hırkayı çıkartıp bir hırkayı giyebilirsin ama sana dışsal bir şeylerin olabilmesi için sen önce onu almış olman lazım. Bir seviyeden bir seviyeye geçmen lazım. Bunu hoca yapamaz ki. Bunu sen yapacaksın. Sen bunu yaparsın. Hoca bunu fark eder, fark etmez. Birileri sana hırka takar, takmaz. Kafana birisi fes takar. Fesin rengi değişir. Yüzük verir, kolye verir. Bir kardeşlik nişanı verir. Onlar çok gerekli mi emin değilim. Ama sen içsel dünyalarda zaten kardeşlerinle o renkleri taşıyorsundur. Çünkü herkes bir şeyin rengini taşıyor zaten orada. Biz oradaki renkleri birazcık unuttuğumuz için dışarıdaki renklere bu kadar çok kaldık. Yani bugün Hintli guruları bakalım. Bazen soruyorum yani bu kadar rengi içsel dünyada yansıtabiliyor musunuz acaba diye. Çünkü oradaki ne olmalı? Yani çünkü fizikselden oraya bir şey yansıyor mu çok emin değilim ama içeride olanın dışarıya yansıdığı biliniyor. İşte Buda'yı gördüğümüzde mesela resimlerde hep arkasında bir ışımalar var. Bu fiziksel ışıma değil ki ya da onun kaynağı fizikselde değil o ışımanın. O yüzden hem inisiyasyon, hem hizmet, hem aşramlar, plan, hiyerarşi, irade merkezi, re enerjileri bunlar hepsi bir anlama bizi götüren şeyler. O yüzden hizmet ederken karşılaştığımız sorunlar da zaten bizi geliştiriyor. Çünkü diyelim ki şöyle diyelim. Hiyerarşi bizim hizmet etmemizi istiyor. Tamam hizmet edeyim ama nasıl hizmet edeceğimi bilmediğim için zaten eğitilmem gerekiyor. Eğitimin içinde bir şeyler deniyorum. Başka bir sorun çıkıyor. Mesela işte biraz önce geldiğimiz sorun gibi. Üçüncü ışın aşramında hizmet ediyorum ve dünyadaki işçi hareketlerini ruhsallaştırmak istiyorum. Onlara maneviyat vermek istiyorum. Bu çok büyük bir sorun.
bu sorunu çözmem için benim kendimi geliştirmem lazım. Bunu bir kriz olarak kendi üzerime alırsam işte böyle böyle artık bir sonra bakıyorsunuz ki bir şeyler toplanmış, gelişmiş. Evet. Üçüncü rey aşramın plandaki görevi. Belki bitirebiliriz bunu. Evet. Eğitimin orta sınıfın yükselişiyle sonuçtan üçüncü ışın aşramı. Evet. Mesela burada üçüncü aşramın bir toplumsal başarı olduğunu gösteriyor. Tarihi de bu böyle incelemeye başlıyoruz bir süre sonra. Evet ya burada birinci rey var, burada ikinci rey var, üçüncü rey var. Ama birinci rey olmuş işte şu olmuş, bu olmuş gibi. Bir süre sonra artık tarih de size konuşmaya başlıyor. Çünkü yani hem ezoterik hem de okült bir konu olduğu için ışığını tarih üzerinde görebiliyoruz. İnsanlık üzerinde görebiliyoruz. O yüzden gezegen üstü olmasının etkisi de o. Dünya çapında yaygın eğitimin kurulmasıdır. Evet, bu ikinci ışınla birlikte yoğun çalışacağı şeylerden bir tanesi. Dağıtım olduğu için dünya çapı, burada bir ağ, şebeke gibi konular üçüncü rey ile alakalı. Zaten bakın üçüncü reyin altında bütün nitelikler, değerler, şeyler. Üçüncü ışın aşramı üstlendiği her şey Mesih'in yeniden ortaya çıkışının hazırlanmasıyla yakından ilgilidir. Evet, çünkü ekonomi, dağıtım, madde, formülü, yani çünkü işte başak balık eksenindeki formun nedenselliği, işte formun günün sonunda ruh doğurması ya da dünya kurtarıcısını doğurması. Çünkü maddenin içinde zaten bu saflık, tırnak içinde bakirelik vardı. O doğurdu. İşte biz eğer maddeyi bu bakireliğe ya da bu saflığa getirebilirsek balıkta olacak olan şey bir dünya kurtarıcısı. İşte en önemli şeylerden bir tanesi üçüncü rey olarak eğer ruhunuz orada atıyorsa üçüncü ışın aşramın dünya insanlarının beklediği yeni uygarlığı getiriyor. İşte bu. Şimdi bakın mesela dünyada bununla ilgili kaç kişi çalışıyor? Mesela birinci rey olup yani beden olarak birinci rey gibi gözüküp ama üçüncü reyden çok fazla tesir ediyor. Çünkü dünyaya yeni uygarlık geçirmeye çalışıyor. Şimdi böyle bakınca artık inisiye ve öğrencinin politikaya bakışı değişiyor. İnsanların yaptığı şeylere bakışı değişiyor. Mesela işte Mars'a gideceğiz ya da işte hayata yeni çözümler getiriyorum, robotlar getiriyorum, şunu bunu yapıyorum dediğinizde siz anlayacaksınız ki ya bu çözüm bizi aydınlatıyor mu yoksa bizi daha bencil yapıp daha sömürüye yönelik, daha bencilleştiriyor mu deyip bu sefer bir ayrım yapmaya başlıyorsunuz ve bu sefer beyazla karanlık arasında dair değer farkı almaya başlıyorsunuz. Evet, üçüncü rey, okey. Ama sadece beyaz kardeşlik üçüncü reyde çalışmıyor ki. O zaman eğer senin kalbin beyaz kardeşinin içinde atıyorsa diyorsun ki okey, üçüncü rey ama burada bir sıkıntı var. Böyle olmamalı. Yani ben maddi araçları geliştirmemdeki, bu ışığı çekmemdeki amaç bir şeyleri daha iyi kazanmak, daha farklı yapmak değil. Maddenin amacı zaten içindeki bize bir deneyim alanı sunmak ve doğal olarak bunu yapmak. Her şey birbirine kendini feda ediyor zaten. Yani sen feda etmeyen sensin. Bunu tutan sensin. Bunu aşman gerekiyor. Ama sen bunu aşmıyorsun. Üretilen karmanın zaten kendi açısından haddi hesabı yok. Yani belli bir seviyeye gelmiş varlıklar zaten bunu bilmediğini hiç tahmin etmiyorum. Fark ediyorlar. Çünkü sorunun bir parçasılar. Yani bugün İsa öğretmenin söylediği şeylere bakarsak zaten çok rahat anlaşılıyor. Evet. Sonra dördüncü reye geliyor. Dördüncü reye gelmeden üçüncü reyi bitirelim. Belki tabii yani aşramlar konuşa konuşa bitmez. Çok önemli konular. Üçüncü ışın aşramının şimdiki yedinci ışın üstadı Rakoçzi evet başkanlık ediyor. Çünkü yedinci ışın şu anda baskın ışın ve yaklaşan dünya uygarlığını karakter edecek olan ışın getiriyor. Yani bu zaten başlı başına bir konu. Yani yedinci rey Çohan'ı buraya başkanlık ediyor diyor. Maha Çohan olabilir belki bilmiyoruz. Bunlar dediğim gibi. Ama kova ile birlikte zaten 3 ve 7 çok yakın çalıştığı için bunları daha çok konuşacağız. Üçüncü ışın aşramı hepsi şu anda Üstad Rokoç yönetimi altında çalışan 5. ve 7. aşramları içerir. 5 ve 7 de
3-5-7 beraber çalışıyor. Çünkü birisi işin zeka kısmı, birisi form kısmı, birisi de onun dışsallaştırılmasını çalışıyor, eterik beden. Tabii doğa da buna hazırlanıyor. Doğadaki varlıklar da bu 7. reye hazırlanıyor. Birazcık yakınlaşmaya başladık zaten 1950'ler gibi. Bazı hassas varlıklar dünyaya gelip o diğer evrim zincirinde olan varlıklarla temas kurup kitaplar yazdılar. İşte insanoğluna biz eril, maskülen bir enerji taşıyoruz. Doğadaki varlıklar feminen bir enerji taşıyor genel itibariyle. Daha doğrusu o evrim zincirinin içinde ilerliyorlar. Bu gelen arabulucu varlıklar çok önemli kitaplar ve çok önemli değerlendirmeler yaptılar. Doğa, daha doğrusu evrimin feminen yönüne ait. Bize de bunu hatırlattılar. İşte sizin de bunu yapmanız gerekiyor gibisinden. Çok detaya girmek istemiyorum ama kova çağı zaten onlar da hazırlanıyor. Biz de hazırlanıyoruz. Çok büyük bir görev var orada arkadaşlar. Çok büyük bir görev var üzerimize düşüyor. Üstad Rakoczy ve artık Mahaçoğan ve yeni veya yeni medeniyet lordu. Evet, yani R harfiyle ifade ediliyor. Master R ya da R harfi, ama burada tam ismini verdiği için ben de öyle aldım. Üstadların biz R enerjilerini anlamaya başladıktan sonra tarihe baktığımızda doğan varlıkların mesela işte Rafael gibi, Michelangelo gibi ya da işte Leonardo da Vinci gibi ya da günümüzde daha yakın dönemde yaşamış siyasetçiler gibi varlıkların da hangi aşramlarda çalıştığını, eğer ilerlediysek, o aşramdaysak da bir üstadın enkarnasyonu olup olmadığına dair de fikir elde ediyoruz. Evet. Üstad Rukoçsi ve 5. Yüzyıl Işın Üstadı Hilaryon şu anda hiyerarşinin batılı kolunu kurmak için birlikte çalışıyorlar. Evet. Burada tabi batı tarafına da bir şey var. Çünkü göklerin 4 hacı, göklerin 8 hacı var. 8 haç, 8 yön. Ayrı anlamları, ayrı renkleri, ayrı tezahürde çalışıyorlar. Ama bu ağanın konusu değil. Ama batı tarafı zaten materyalizmi. Daha doğrusu madde, dağıtım. Yani iki esasına göre bir taraf form, bir taraf ruh denilebiliriz. Öyle anlayabiliriz bunu. Son kısımları biraz hızlı geçtik sanırım. Ama biraz daha teknik bilgi var burada. Bu sizin araştırmanızla ilintili. Yani dediğim gibi bir de bunlar bu video serisi aşram video serisi. Rey konuşmaya başladığımızda rey enerjilerini orada daha da derinlemesine anlayacağız rey enerjilerini. Çünkü insanlığın çalışması gereken ya da bu. Yani bu derken karmanız tabii ki sizi başka bir yere çekebilir, başka bir şeyler olabilir. Ancak bizim takip ettiğimiz mahatmaların, hiyerarşinin, üstadların bize verdiği bilgiler bu yönde. Dünyada tek bir realite, tek bir doğru tabii ki yok. Herkes bir basamakla realiteye, anlayışa tırmanıyor. Ancak hiyerarşiyi takip etmek isteyenler, üstadları takip etmek isteyenlerin buluştuğu yerler buraları. Balavaski'den sonra geliyor. Helena Roy, Alice Bailey ve onunla birlikte çalışan varlıklar. Master DK, Master Moria, Master KH, kendisi burada Kutumi olarak biliyoruz. Bu varlıkların hepsi aşramlarda çalışıyor ve aşramlarda çalışan öğrencilerine de tesirleri yolluyorlar. Bu böyle bir bizi buraya getiriyor, hizmete getiriyor. O yüzden bunları araştırabilirsiniz. Yani Mahaçoğan yazdığınızda zaten birçok şey gelecektir. Ama dışsal alacağımız bilgilerin de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yanlış bilgiler olabiliyor. Yanlış bilgi de bizim içimize sızmaya başladığında negatif düşünceler, karanlık düşünceler oluşturabiliyor. Önemli bir konu çünkü koyunu keçiden ayırmak zihinsel bedenin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Dördüncü reyi konuşacağız ama önce şu ilk üç reyi bir anlayalım. Sesim gitti. Peki, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.